Biz de nuksanımız amel kılmamız halas. Benden bazı talebeler soruşar. Kana kılıp biz İmam Bukhari bulsak bulundu. Bizde kana kılıp Bukhariler çıkardı yani. Deyip soruştu. Ben dedim ki Bukhari devredeki Kur'an Türk düş Kur'an. Özgergen yok bir kelimesi yani. O şey hadiste o şey hadisler. Biz farkımız amel kılmamız halas. İştemiz birinciden etraflı için organ mıyımız? Bıra organım etmiyorsa amel kılmıyımız. Amel kıladırken başı 8'te hadis bir ömürge saadetimiz giydi. O bittesiye muza anca saadet verir. Fakat biz amel kılmıyımız. Müşkülümüz şu yer. Eğer amel kılmasa gelmez Sahih Bukhari'nin yoddan bilelik iki tinge kılmadı. Umumen semeresi yok. Bukhari'nin bir siyem çıkmaydı bizden. Sahih Müslüm'ü yadlayın, Müsned-i Ahmet'i yadlayın. 28-29 bin hadis. Hiç kan değilse var bu. Ama amel kılın 40 yeter saadet izgi. 40 hadis var. Yeter. Düşünseniz, amel kılsanız. Amel kılmasayız, mücellet mücellet kitabının umumen ahemmiyeti yok. Bizim müşkilimiz şu yerde. Bizim muammayımız, amel kılmayımız. En aile akıllıyımız, eşitmez akıllıyımız. Peki amel kılıp özümüzü çünkü önde alırsak kim biz? Saadet kuşamız kimimizden Bukhari ve çıkıyor. İmam Bukhari etkenler ki ben gödekliğimde hal vayage etmesinden türüp gıybetnin haramligini eşitken ben diye. Okuyam ben, eşitken ben. Çünkü hadis bile şükürlengen. Özü 10 yaşta 10 bin hadiste yaddan bilgen takriben. Yani vayage etme türüp yadda bugün o hadislerde gıybet cümleden, gıybet hadisi, gıybette haramlığı hakkı diye hadisini vayage etmesinden bilgen ben. Kur'an'dan hem, hadisten hem. Gıybet haramlığını. Ve birer madde gıybet kılmayacağım ben. İnşallah ümit kılaman ki Allah Teala kıyamet günü benden gıybet hakkında soru vermedi. İnşallah çıkarın. 50 yıl ömrünü tahallül kılı yaptı da ben gıybet kılmayacağım ben inşallah. Halbuki o kişinin mütehassisliği, o kişinin sahası gıybetke en kolay belki gıybetke ünde uçur mevzu saha. Ne dediniz? Falan hadisini hadis sahih palanını zayıf palanını yaraksız deyiş için o hadisini ayetken adamın hükmüne yetiş gerek. O adamın hüküm konuş için o adamı tanıydı. Hadis kabul kılın dedi. Çünkü aklı resa, zihni utkür ve hadis dersleri köp katmışken hadis ayetken de adaşmaya ayetken işkenliğini doğru yazgen yazgenliğini doğru okuvergen özü yazgen derslerinden saklagen durak ölüp üstü kemerine koşup koyuşundan saklagen özü takvali bugün yalan yapırış ihtimali bulmayan o adam mı? Çünkü o adam sünnetke muvafık bugün yürüştürüşü yem hemen yoku şeriatke muvafık bugün günah kımagen açıkçası ge. O yüzden o adam mı hadisini asık buladı yani sahih edip ki hüküm verildi. O özde özü bir olmuyor hüküm mü? Falan hadis zayıf yani ki tokma deyiş kere bulsa çünkü oradaki ravi palancı var ki o adam hatırası çatara bugün. Yani ki yazgen dersesini okuyanı da farkı var. Palancı da etken hadisini pistancıya hılap hılap etken. Çünkü o adam yaksa hılap kalmayan kellesi de. Yok yazıyken payeti de işken nesnesini bütün yazamayan. Yani ki yazgen nesnesi ki buna bu nesne koşup koşuşundan, ballar bu nesne tök varışından ihtiyat kılmayan. Yani ki bu adam takvası yok. Facir, fasık, palan günü palan nesne kıyan. Palancını aldep ketken. Adamlar hakkında yalan yapırken, Resulullah'a yalan dokuyan, o hakkında degen o adam mı kılmışlarını organıp durup şu asasla baha verir. Hadis ki. Oğlum muhaddis ki baha verirdi ki hadis ki baha çıkardı. Muhaddis ki hadis ki bahanı kaydan verirdi. Onu tarihini organıp verirdi. Ayıbın nüksanı bulsa hadisinin rivayeti ki halal kılır diyor. O şunu ayet iş gerek olur. O şey mevzuda işler, minglep adam, minglep. Tarih kebirde okusuyoruz. Mücellet kitap. Hemen aşağı adamların tarihi. Palancı'nın rivayeti ben o cahattan ketken. Pistancı'nın rivayeti bu cahattan ketken. Şu tarih kebir. Nasıl kılınken okusuyorlar. O şey şimdi sahada işlep durup özellikle etkiler. Ben o şu ravilerin hakkında her bir hakkında alahide kıssam var diyorlar. Her bir hakkında alahide rivayet. Fakat çözülmesin diye kıssa kıldım diyorlar. O her bir tas hakkında bir tarih sağlığı yazarlıydı. O şu adamlardı. Minglep adamlardı. Otası kim, onası kim, kaysı kabileden kayda yaşayan, kayda tukulgen, kanaka yaşayan, kim ne ilim olgen, ne metark etken, hamasi bu. Zihninde hamasi bu. Fakat kederi cahilerini,
hadisga taalluqli joylarini gene aytib o'tib ketgan xolos. O'shanda ham mujallad mujallad kitob bo'lib ketgan. Yozgan narsasi. Odamlar haqidagi yozgani. Shu sohada ishlab turib, g'ibat qilmaganman deyapti. Qarang. G'ibat qilmagan. Va Allohdan umid qilyaptiki, Alloh inshaalloh meni g'ibat haqida so'roqqa tutmaydi deyapti. Qiyomat. Nimadan? Shu darajada so'zga ehtiyot bo'lganidan. O'sha odamni hadisi olinmasligini aytmoqchi bo'lganda ham ehtiyotkorlik bilan aytgan. Omonat yuzasidan, zarurat yuzasidan aytgan. Chunki uni aytmasa, u odamni hadisi olinsa Rasulullohga xiyonat bo'ladi. Alayhi salatu vasallam. Endi aytsa, u odamni shaniga so'z tegadi. Lekin shunday lafz ishlatadiki, zarurat miqdorida ishlatadi. Hatto masalan, bir odam kazzob bo'ladi, yolg'onchi bo'ladi. Kazzob desa bo'ladi? Yo'q. Tarakuhu deb qo'yadi. Muhaddislar tark qilgan uni. Tark qilganlar, tashaganlar hadisini, olmaganlar. Nimaga olmaydi muhaddis? U kazzob bo'lgan uchun olmaydi. Zaif bo'lsa oladi. Shuni taqozosini muhaddislar tushungani uchun o'shini aytib kifoyalangan. Tarakuhu deb qo'ygan xolos. U kazzob u, yolg'onchi u desa bo'ladi. Shu gapni aytmaganda. Tarakuhu nisbatni muhaddislarga berib qo'yapti. Tark qilganlar ular. O'sha odammi? U odammi? O'ziga biror narsa nisbat demayapti. Nisbatni muhaddislarga beryapti. Tark qilganlar muhaddislar. Bu degani yolg'onchi bo'lmasa tark qilishmasin degan. Va hokazo shunaqa lafzlarni ehtiyot bilan ishlatganlar. Ha, mana shu qaydan kelib chiqqan taqvodan. Amal qilgan o'sha g'ibat harom degan so'zga amal qilganlar. Bir umr 50 yil minglab odamni tarixini o'rganib, birortasini g'ibat qilmasdan ketgan. O'shini qilaylik biz. Bizdan ham Buxoriy chiqadi, keyin chiqadi. U Sahih Buxoriydan 10 tasini yodlab oling. Buxoriyni birsi ham paydo bo'lmaydi sizda. 10 ta tafsir yoddan biling, 2 tinga qimmat. Agar amal qilmasak, bu yuqoridagi hadislar ham biz atay shunchaki fasohatini aytib ketavermasdan hadisni maqsadini aytdikki, fasohat balog'at ko'rinsin. Sözni o'zini aytib qo'ysangiz chiroyli gapga o'xshab qolaveradi. Uni balog'ati fasohati qayerda? O'shani qisqacha aytib o'tdik, lekin mavzu fasohat balog'at jihatidan. Ammo bu hadislarni har birini biz o'zimiz alohida fikrlab, tahlil qilib, amalga qo'ysak, dunyo va oxirat saodatiga kifoya qiladi. Qilsak. Mana bugun yaqinda mendan ham so'rashdi, ko'p so'rashadi. Oralaringizdan ham shu savollar kelyapti menga. Ki biz bir murabbiyga qo'limizni topshirsak, bizni biroq tarbiya qilsa, menga ham keladi. Meni muridlikka oling deydi. Men murshidlik qilmayman deyman. Bunga izn olgan emasman. Yaqinda bir suhbatda ham shu narsani so'rashdi, onlayn suhbatda. Men aytdim, men bunga izn olgan emasman. O'zim unga loyiq deyman bilmayman. Lekin bormi paloncha deb ko'rsatadiganingiz yo'q. Nima qilaylik? Amal qilaylik. Bir haftada bir marta dars bo'lsa, yoki bir suhbat bo'lsa, yoki bir mavzani eshitsak, ruhlanib yaxshi bo'lib qolamiz. 2-3 kundan keyin yana eski holatga qaytib qolyapmiz. Birorta odam bizni qo'limizdan ushlab tarbiyalasa deb ko'pchilik orzu qiladi shuni. O'zini tarbiyalashga kuchi yetmaganlar ko'pincha shuni orzu qiladi. Endi bu murabbiy topilib qolsa qani? Sizlardan oldin o'zim boraman. Lekin topilmasa nima qilaylik? Topilmasa o'sha payg'ambarimiz alayhissalom nima deganlar? Sizlarga ikkita narsadan tashlab ketyapman deganlar. Qur'on va sunnatmi? Bir rivoyatda Qur'on va ahli baytimmi? Va itrati deganlar. Qur'on va sunnat turibdimi? Qur'on va sunnatni mag'zini fiqhiy jihatdan fuqaholarimiz yoritib bergan. Aqidaviy jihatdan aqida ulamolari yoritib berganlar. Nasihat jihatdan ko'zimizni oldirib tamas. Ulamolar sharhlab qo'ygan. Masalan, o'tgan safar biz ham ba'zilarini sharh qildik ozgina. O'sha ulamolarni sharhlaridan foydalangan holda. Shuni eshitganingizdan keyin yozib oling shuni. Qog'ozga yozib oling. Va men amal qilyapmanmi, qilmayapmanmi deb o'tirib tahlil qiling. Shuning uchun har kuni hech bo'lmaganda 15 daqiqa, 10 daqiqa tafakkur uchun vaqt ajratish kerak talabalar. Faqat yodlayolmasdan. Yodlasin, o'rgansin, tahlil qilsin, lekin tafakkur uchun 10 daqiqa ajrating. O'tiring, 8dan 8:10 gacha kechqurun masalan. Bugun nima o'rgandim? Mana bu hadisni o'rgandim. Xo'p, men shunga amal qilyapman. Birovni qo'ying. Qaynonangizni qo'ying. Qaynotangizni qo'ying, qo'shningizni qo'ying, o'rtog'ingizni qo'ying, ustozingizni, shogirdingizni qo'ying. O'zingizni o'ylang. Shunga men amal qilyapmanmi? Hokimmi qo'ying, mahkummi qo'ying.
Kattani koyun, küçüğünü koyun. O yüzü oylayın. Haram yemezse yakada gelip gelse, palancı yegen, pustancılar umarı yaptı demeyin. Yok. Ben yemedim mi deyin. Palancının cevabını özü beledim. O yüzü oylayın. Ben yemedim mi? Her kim uzun ıslah kılış gerek. Bir odan aldı. Gıybet hakkında gelip gitti. Palancı gıybetçi de yok. Palancı benden yakışı beribir. Ben gıybet kıyan oranım var mı? Var elbette. Kendi kılıp tabak kılışım gerek. Kendi kılıp istiğfar ettim. İstiğfarda uzun yetmeyi diyor. Keçerim sorayım mı soramayayım mı? O adam mı? O şey hakkını kendi kaytarım mı? Öyleydik şu. Fikirlen. Ve tatbikini tasavvur kılın uzun yüzde. Ve onu etkisiye kullan o tasavvuriniz. Her bir hadis, her günü işitkenlerseniz, tekrarlasanız, şu sohbette işitkeninizi tekrarlasanız, tahlil kılsanız, amel için özünüzü sözleseniz, sönmeysiz. Biz demek ki sönemiz. Amel kılmakken için sözemiz, sönemiz. İlimi işitip amel kılmasa, ilimi nuru söner insandır. O yüzden bir de sohbet 3 saatten kendi tahsil kalmaydı. Demek ki amel kılmaydı. Üç günden ki yine eski hamam eski tas. Demek ki amel kımaydı. Amel kısa o şey bitti hadis. Bir ömürge o adamı şicatlandırı uğradı. Amel kısa ege. Bizim terbiyemiz yokluğu, mürebbiye muhtaçlığımız var. Lekin müşkülemiz kayırdı muammayımız. Amel kımaymış. Evvela kelamını, kelamını faham kılıp, tahlil kılıp özümüzü samimiz. İkinciden amel kımaymış. Üçüncüden amelini söndürü için her sakıp koyamız. Ular günah ve lağv bulur. Azalardan sadır bulur diyen, közden, kulaktan, tilden ve kalpten sadır bulur diyen, günah ve lağvlar şular kişinin amelden kaldırır. Eğer her gün ertelepte virdiğinizi, zikrinizi kısayınız, Kur'an'dan yarım para olsa hem virdiğinizi okusayınız, ondan ki kalbinizde Allah'ın tükkan halette ders kısayınız, başka iş kısayınız ve İşken ki inerseniz amelge koyma, amelge tatbik kıma günce yüreğiniz tinçilmese siz sönmeyiz. Ticareti sönmeyiz. Ruhiyeti sönmeyiz. Üç gündeki yine fasıkka eylemeyiz. Dört gündeki yine kalbizden iman halavet ketip kalmayız. Ne ketedi? Amel kıma kendinden ketedi. Kimi ki okuyan ilmige amel kılmese her bir sözüge umumi yakşilik yemez. Her bir sözüge amel kılmese kaysi bir sözüge amel kılmese imanıge nuksan kele uğradı. Köpçülüğe ayet edin. Ama birinci şikayen peytimde şücaatım zorudu, imanım zorudu, amelim zorudu. Ben ağzı ilim okuyanım sarı. Oşan derse öz suçunu uğruyordu ki aksince şey yapma. Malumatım köpeği yaptı. İlmim aşı yaptı. Bence bunca hadis Kur'an'ı şunu yapma. Lekin aldın ki ihlasım, muhabbetim yok. Aldın ki şücaatım, aldın ki ihlas, aldın ki ruhiyetim yok. Ne geldiydi? Sebebi aldın az derse ki bosa ham amel kılıp yürgen. Onu amel kımaçtan yürgen dersesi bilmekenden bu gel. Bilip terkiyen denmez. İmanın nuru nimeden sönedi? İmanın nuru amel kemlikiden sönmeydi. Bilgen dersesi ki amel kımakenden sönedi. Nime gel? Çünkü o bilgenden ki itaat vacib buladık. Amel kımakenden ki asib buluyken bulu. Ama cahil adam ki tötten erseni biledi, ikiden erseni biledi. Fakat çünkü amel kılıp yürüdü o. İlimsiz adam. Amel kımayken işleri köp. Asiliği denmez, bilmegenliği de. O adam bilmegenliği de amel kımayken bulur. Çünkü onun imanıge amelsizliği pütür yetkizmeyken bulur. Çünkü onun amelsizliği bilmegenliden bulur. Asilik denmez. Bilgenden ki oğuz oğuzdan onda hüccet sabit bulur. İlim hasıl bulur. Amel kımayse indi asiliği bulur. Düşündünüz mü? Mesela bir onu yapın, bir ağaç koyar deyiz. Yaman işle boylamaz deyiz. Şunun için siz asi sanılmıyorsunuz. İlimsizliğinden kılıyken deyiz. Endi, bildiğiniz ki uçakım çileyken, günah kabiriyken. Endi eğer yine bir onu yapın, bir ağaç taşıysanız, endi asi bulasınız. Namazda iki metre rükû kılar deyiz. Oylar deyiz ki, secdede iki metre kılında rükû deyip oylar deyiz. Şuna düşüngensiz, bilmegensiz. Namazınız dürüst bulur. Namazınız ki pütür yetmeydi. İmanınız ki kemlik yetmeydi. Çünkü siz kalbinizde itaat durdu. Bildiğiniz namazda rükû bitti. Yine iki takılı yapsız. Şimdi asib oluyor yapsız. Şimdi iman söyledi. Düşündünüz mü? Birinci dinge kirgen peyti de. Yani ki birinci namazga kirgen, ibadete kirgen peyti de. Yani ki birinci talebe ilimge kirgen peyti de.
muhabbetli, şücaatli, ruhli olup durup keyin söngenli bayisi ne mi? Bilgen peyti de. Muhabbetli, şücaatli, ruhli olup durup keyin söngenli bayisi ne mi? Keyin hasıl kılgen derselerdeki ameli kemengenden bulur. Bugün tört tane derse örgendiniz mi? Yenge tört tane amel hasıl oluş gereği sizde. Keçeki tört tane amel bile yürgen bu ses, bugünkü tört tane yenge ilimge amel kemengeniz için imanga pütür yetişti başlayın. Çünkü asili payda buluyor. Kalbinizde itaatsizlik payda buluyor. Nefsinizde itaatsizlik payda buluyor. Bamdatını siz 8'de okurduyuz. Oylar deyiz ki, uygan kendi okusa böyle dedim oylar deyiz. O subukta, tanda okuş şartlığını bilmez deyiz. Uygan kendi okusa böyle. Birinci namaz bamdat deyip oylar deyiz. Şuna kadar okuyor deyiz. Kalbinizdeki imanı pütür yetmeyin. Çünkü siz bilmeyiz bamdat vaktini. Vakti ki bildiğiniz onun vakti tandan künçü künçü iken, ondan ki Allah'ın emriyle asıyı bugün mi olasın? Bamdat da öşü vakitte okumasayız. Şimdi okulasayız, şimdi kalbinizdeki iman sonuçta başlayın. Düşündünüz mü? Bana fütür kaydan geledi, halal kaydan geledi. İştip, bilip, emel kımasliğinden geledi. İştip, mezakılıp, kötü olurgenden geledi. Subat eşitkenden ki, üç günden ki sonu yaptı. Mevize eşitkenden ki, üç günden ki sonu yaptı. Dersten ki, üç günden ki yana uzgarı yaptı. Demek ki emel kımasliğinden geledi. Her gün 10 dakika vakit ajratıp, özünüzü teftiş kılıp, amelinizi tahlil kılıp, nüksanınızı doldurup barsayız ve eşitken derseyiz de her biri amel kılma günçe yürek istinçin meydigen halge keseyiz, birer gün yok ki aldın giden imanı ziyade olmaya koymayın. Her günü ziyade bulundu, her günü, her namazda. Peşinde Bamdat'ta giden göre Allah'a yakın bulasın, kıskılasın şunu. Esirde peşinden göre yakın bulasın. Eğer amel kılmasayız ki, çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki, kimi ki ilim okusayu, ilim alsayu, amel kılmasa, bu ilim onu Allah'dan fakat uzak kılır dediler. Sözümüz delili. Kimi ki ilim alsayu, amel kılmasından alsa, algen ilmi bunu Allah'dan fakat uzak kılır. Fakat! Lem yezded lehu illa bu'den dediler. Lem yezded illa bu'den min Allah. Allah'dan uzaklık ne? Özü ilim ne uşa alınadı? Allah'a yakın buluşa alınadı. Eğer amel kılmasayız ki, omegen payetizde giden körü köprak uzak olasın. Cahil payetten köre, cahillik devreden köre, fasıklık haleti ağır bulur. Çünkü yukarıdaki hadislerine hem, kayıtıp eşitik, mevize eşitken de bitti eşitik ki doğurmayın. Yazın, defterinizde yazı alayım. Yanınızda telefonunuzda tursun, her günü bitti okuyayım. Kılıngan şahırlarını bitti mülahaza kılayım. Ve özünüzde tatbik kılın, buranı koyun. Hiç kim bilen siz olmasın. Özünüzde tatbik kılın. Her kim özü bilen, özü avara bulsa, hemen ıslah bulur. Vakti geledi Allah-u Teala, sizge hem kuvvet beledi, başkalarını ıslah kılışke imkan beledi. Allah'ın özümüzü ıslah kılışsınız gerek. Kimi ki özünü ıslah kılsa digerler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam. Allah o bilen etrafı digerlerini özü ıslah kılın. Özü ıslah kılın. Atrafizdekilerini Allah ıslah kılasın. Urun ya onların ıslah kılamayın deyip küyünmeyin. O zizdi ıslah kılayın. Bir ayeti verdim bana bir kişi yazıp ayetledi ki bir ayağın kaynanan gıybetçi dedi. Gıybet diye aşk öyledi. Ben eşitişim kere öyledi. Deyip durup ki uzun yapırıp gitti. Kendidir ki başını uzun aynı gıybet. Şimdi illa ama yaşı güven kılıp siz o zizdi öşü günahdan apkaçış üçün apkaçış üçün eti yapsız deyip yaşlılık ki yoyuşum bilen, inşallah şu yapızda siz gıybetçi bulmadınız de güman kılış ki uğruna mı? Ama lakin kaynanem, onda de uzun yapılışını özü gıybet. Gıybetçini gıybetçi diyeceğim gıybet. Siz gıybetten kaçmak için misiniz kaynanenizin gıybetinden? Kaynanem demeyin. Bir adam var menge yakın diye. Hürmetli var bana aldığımda. Şu kişi mebada gıybet kılsa, ben tingleşke mecbur olup kalsam, günahkar olmayayım. Şunun özü yeterdi. O gıybeti yaş göredi. O deydi, bu deydi. Koyan ama siz ne gıybet böyledi? Ali gayet ediyor, iştahın yok, tizzesi yırtıldığının üstünden külüptü deydi. Tizzesi yırtıldığının üstünden külüptü. Özü iştahın yok özü. Kuyalan kaç. O şuna kabul edin. Palancı, çakımcı, ihtiyat bulun dediniz mi? Sizden çakırken bulasın. Amanet yüzesinden gene kişiye zarar yetediğin payette gene ayetledi bu. Çünkü tahassüs var, tecessüs var. Yamanlikke hizmet kılıp bir avdan haberini ikinci adamga yetkezseniz casusluk bulur.
yaxshilikka xizmat bo'lsa tahassus deyiladi. Masalan, yurt yuzga tashqi mamlakatlardan biridan josus kirdi. Uni siz aytishingiz kerak, falon mamlakatda josus yuribdi oramiz dedi. Aytishingiz kerak. U josuslik bo'lmaydi u. U siz yaxshilik niyatda qilyapsiz. Niyatni o'zi yaxshi bo'lishi yetmaydi. Natija haqiqatda yaxshi bo'lish kerak. Siz haqiqatda yaxshilikka xizmat qilayotgan bo'lishingiz kerak. Yaxshilik bilan yomonlikni Alloh belgilaydi. Siz nafsingiz emas. Bu narsalar daqiq narsalar. Mana shu narsalarda biz mana qaynonaning gapini kelinga, kelinning gapini qaynotaga yetkazayotgan odam yaxshilikka xizmat qilsagina yetkazish kerak. Bo'lmasa yo'q. Har bir gapni ko'taraveradigan bo'lsangiz, dunyo fasodga to'ladi. Ba'zi narsalarni yutish kerak bo'ladi. Mana biz amal qilishimiz kerak xolos ta'sirlar. Tushundingizmi? Va tarbiyaga muhtojmiz, murabbiyga muhtojmiz. Ammo hozir qo'limizda bori nima? Boridan foydalanish kerak. Agar olgan ilmingizni har birini surunkali ravishda tatbiq qilib borsangiz, qaytib-qaytib eshitib, tahlil qilib, tatbiq qilib borsangiz, inshaalloh so'nmaysiz. Iymon nur ziyoda bo'ladi xolos. Bizda suslashish, shijoatsizlanish, pasayish nimadan keladi? Iymonni quvvat ketgandan keladi. Iymonni quvvat nimadan keladi? Isyondan keladi. Bilib amal qilmasdan keladi. Qilmaslikdan keladi. Bilib amal qilmaslikdan iymonga nuqson keladi. Tushunarlimi? Shuning uchun sahoba ikromlarga avval aroq harom qilinmagan paytda harom aroq ichishgan. Jahiliyat davri bo'lgan. Sekin-sekin daraja-daraja harom qilingan, hamma biladi uni. O'sha oldingi ichayotgan paytlarida iymonlari pasaygan emas. Chunki hali ularga qaytariq kelmagan bo'lgan. Qachonki qaytariq keldi, mutlaq harom bo'ldimi? Endi bir qultum ichsa iymonga ziyon keladi. O'shaning uchun qo'llaridagi qadahni uloqtirganlar. Shuni yutib olay demagan, xabarni eshitgan paytda. Qo'lida ko'tarayotgan Anas ibn Malik aytganlar, men Busrdan bo'lgan ashi, g'ola xurmodan qilingan xamirni quriyib qo'yib turgan edim deganlar. Qo'llarida turgan qadahni ko'tarayotgan paytlarida bir kishi kelib jar soldi. Aroq harom, xamir harom qilindi dedi. Labiga borgan narsani uloqtirdilar. Ana shunday itoatda bo'lishgan. Allohning amriga. Va xumlarni olib chiqib sindirishdilar. Madinaning ko'chalarida ariq bo'lib oqdi deganlar. Yana bir ikki kun sekin-sekin dendi musulmonchilik deyishgan emas. Mana shu agar yana bir qultum ichganlarida iymonlarga xatar yetardi. Yana bir qultum ichganlarida. O'sha labiga tegib turgan qadahni agar shu xabarni eshitgandan keyin ko'tarib qo'yganda iymonga xalal yetardi. Mana bizni iymonimizga xalal qaydan keladi? Ilmdan suslashish qaydan keladi? Amaldan suslashish qaydan keladi? Eshitganimizga amal qilmaganimizdan keladi. Shuning uchun ko'pincha olim odamdan ko'ra yoki ilm o'qigan odamdan ko'ra ilmsiz odamni iymoni baquvvatligini ko'rasiz. Nimaga? U bilganini boriga amal qilayotgani uchun, bilgan narsasini amaldan tashlamagani uchun iymoniga xalal yetmagan bo'ladi. Ammo ilm olib turib amal qilmagandan keyin uni iymoniga xalal yetadi. Har bir juz'iyatda bor bu. So'zingizda bor, ko'zingizda bor, qalbingizda bor, har birida bor. Unga qo'sa o'qimagan yaxshi ekanda, qip-qizil johil bo'lib, sodda iymonda yurgan yaxshi ekanda, amal qilmasdan o'qigandan yaxshi. Lekin o'qib amal qilgan undan afzal bo'ladi. O'qib, ilmi ko'payib, amali ko'paygan haligi muxlis ilmsiz odamni iymonidan uni iymoni minglar baravar baquvvat bo'ldi. Va darajasi yer bilan osmoncha baland bo'ldi. O'shaning uchun o'qiladi ilm. Tushundingizmi? Mana shu biz kimiki agar o'zini isloh qilmoqchi bo'lsa yo'l shu. Endi shu bizda ko'pincha amaldan bizni to'sadigan narsa nima? Orzu havas va o'limni uzoq ko'rish. Sizga bir hafta umr qoldi degan xabar kelsin-da, hamma orzu havasiz o'ladi. Oxiratga tayyorgarlikni qilib qolasiz, hech narsaga qaramasdan. Holbuki bir hafta ham umrimiz yo'q o'zi, ertaga kelishi mumkin, hozir kelishi mumkin ajal. Shuning uchun imom muttaqiy aytganlarki,
Hidayetu Rabbi inde fekdil murabbi. Murabbi yoğlu gide Rabbimin hidayetini ne dediyse özünü ölükler safiye koşuşta diyen. Özünüzü ölgen de bilin. Ölgenlerden ne gerek? O şunu kılayım. Ölgen adamın dengeleme yükeri mi? Yok. Ölgen adamın biradan üç alış gerek mi? Yok. Ölgen adamın ne gerek? İki rekat namaz had mı? Esselamu aleyküm ve aleyküm selamın sevabına muhtaç. Ana şunu da yaşaş gerek. Hazır öyle diyendik. O da yani geleceğin recasını kımaymaz. Min yıllık reca kıl olayım. Lakin tatbikini hazır bizimizde barını kılayım. Mi Arap dili, İngiliz dili, Fransız dili, Tacik dili, Fars dili falan okuyayım ben diyorum. Reca kıl olayım. Lakin bugünkü dersiz, Fars dili'den 5. ders mi? Şunu elbette becereyim. O da ayet kesiye test olmasam barışa kılas. Yani tatbik de bu. Yani recanı tüzüştü, tüzüyorum, 100 yıllık reca tüzüyorum. Ben diyeyim adam. Mana şu bize hazır ki özümüz üçün kereği bugün esası kollaştığımız kereği bugün nükte. Düşünürlük mi? Ben bu geplerini etkenim aldığınki hadislerini, şifada okuyun aldığınki hadislerini özümüzde kandeyi tatbik kılıştığımızı, onlardan kandeyi istifade kılıştığımızı, onlardan fakat